asırlardan beri Sirt'e büryan yapmaktayız. Ve her gece saat 2'de gelip tandırımızı yakıyoruz. Tandırımız da 3 metre derinliğinde, 1 metre çapında. Etrafı cam, çakıl, sahil kumuyla örülü. Tandırımızı yaktıktan sonra yaylada otlanmış birinci kalite toklu etlerimizi dükkanlarımıza getirip 16 saat dinlendirdikten sonra çengelleri asıyoruz. Çengellerden sonra da bunları sadece yıkıyoruz ve hiç, üzerinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bunları da yıkadıktan sonra tandır kıvamını yakalamaya başlayacağız. Tandır kıvamını da yakaladıktan sonra büryan etlerimizi önce bakır kazandaki kaburga ve omurga kısımlarını daldırıyoruz. Daha sonra da üstteki askıda bulunan etleri daldırıyoruz. Ve bu işlemi her gece saat gecenin ikisinde gelip saat 3'e yakın, yani 3'e çeyrek kala daldırıyoruz ve 2 saat 15 dakika 2,5 saat, yani tandır kıvamına göre, ısısına göre etlerimizi tandırda bekletip sabah saat 5'te servise sunuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sabahın beşinde bu etlerimiz lokum gibi pişmiş. Biz zaten diyoruz işte, Farsçadan türemiş bir kelime büryan. Etin kızartılmış anlamını taşıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi etlerimiz nar gibi kızarmış. Etlerimiz dağılmış. Ve bunları bağlamasaydık da şu anda kazanda hepsi dağılmış vaziyette dururdu. Etlerimizin şu anda 1/4'ü file vermiş durumda. Bu da büryan lezzetini oradan getiriyor. Yani yaz kış bu yemeği Siirt halkına, Siirt'in sabah kahvaltısında değişmez lezzetini sunmaktayız. Tabii ki Türkiye'nin her yerinde Siirtli hemşerilerimiz var. Yurt dışında olsun. Bu hemşerilerimiz büryan özlemini çektiği vakit Siirt'e geliyorlar. Ve büryanı yurt dışına, Türkiye'nin çeşitli illerine de göndermekteyiz. Bunu bir müddet şokladıktan sonra, 2 saat dondurucuda şokladıktan sonra gerek yurt dışına gerekse Türkiye'nin her iline bizim hemşerilerimizle beraber göndermekteyiz. Büryan kebabımız yurt dışında da büyük bir rağbet gördü. Yani yurt dışına gönderdiğimiz büryanların tadına bakanlar
Tekrar tekrar istiyorlar. Gülten Demir, İstanbul'dan geliyorum. Siirtliyim. Biryanı orada da yiyorum ama buradaki biryan gibi değil. Buradaki lezzet bambaşka. Herkese tavsiye ederim. Hoş gelmişsiniz. Aleykümselam. Hoş gelmişsiniz. Her sabah 7'de 8'de geliyoruz buraya. Biryanımızı yiyoruz. Yani eşsiz lezzet. Vazgeçemiyoruz biryandan. Hani gelen dışarıdan gelen insanlar da tavsiye ediyoruz. Tavsiye üzerine de hani gayet beğeniyorlar. Tavsiye ediyoruz onları da. Hani buradan İstanbul olsun, Bursa olsun, Ankara olsun eş dost akrabalarımız var. Oradan buradan gönderiyoruz. Paketleyip gönderiyoruz onlara. Gayet de beğeniyorlar. Yıllarca şıkları söylemişler.